Arkadaşlar bildiğiniz gibi bölgesel ve çevremizdeki gelişmeler bakımından oldukça hassas bir dönemden geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz kritik durumlar var. Dolayısıyla bunlara göre her şeyi yakından biraz önce değerli arkadaşımın söylediği gibi müşahede etmemiz gerekiyor, muhakeme etmemiz gerekiyor. Risk ve tehditlerin giderek arttığı bu çevremizde, bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vazifesinde herhangi bir değişiklik yok arkadaşlarım. Aynı şekilde karada, denizde, havada tüm alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak konusunda kararlıyız. 83 milyon vatandaşımızın, asil milletimizin hakkını, hukukunu hiçbir zaman çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Ve bizim için esas olan asil milletimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliği, bağımsızlığı ve bu çerçevede bizim bekamız arkadaşlarım. Milli Savunma Bakanlığı olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, geniş olarak baktığımızda gerçekten şu anda içinde bulunduğumuz dönem, geçtiğimiz yakın zamanlara nazaran gerçekten çok yoğun bir dönem yaşıyoruz. Burada bütün arkadaşlarımızın kahramanlığı ve fedakarlığıyla bize verilen görevleri çok şükür bugüne kadar herhangi bir şekilde kazaya bela Roma'dan götürdük. Başarıyla sürdürürken aynı zamanda bütün bu faaliyetleri yaparken yapmamız gereken en önemli şeylerden biri de yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle ordumuzun, silahlı kuvvetlerimizin, kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini arttırmaya devam ediyoruz. Son dönemde yaşanan gelişmeler dikkat alındığında ülkemizin savunma sanayine diğer ülkelerden çok daha önem vermesi ve bunun bir ihtiyaç olduğu, ancak bu alanda güçlü olduğumuz takdirde vazifemizi hakkıyla yerine getirebileceğimizi de hepimizin görmesi lazım arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak etki ve ilgi alanımız her geçen gün genişlemektedir. Bu genişlemek gerçekten bize bazı avantajlar sağlamakla birlikte ülkemize, milletimize, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de sorumluluğunu çok ciddi bir şekilde arttırmaktadır. Dolayısıyla herkes, hepimiz bu sorumluluğun bilincinde hareket etmek durumundayız arkadaşlarım. Ve Türkiye olarak uluslararası ortamda özne haline gelmemizin getirdiği bu yeni durum çerçevesinde de bizler azimle ve kararlılıkla bir taraftan taktik, teknik, operasyonel işlerimizi yaparken diğer taraftan da savunma sanayi, başta olmak üzere sanayi konusundaki çalışmalarımızı gerçekleştirmek durumundayız. Bu çerçevede fedakar ve kahraman ordumuzun yüksek teknoloji ürünü yerli ve milli silah sistemleriyle buluşturmak için var gücümüze çalışıyoruz. Ve bunu da çok şükür bu gayretlerimizin de meyvelerini toplamaya başladık değerli arkadaşlarım. Geçmişte piyade tüfeğimiz dahi yoktu. Yani bunu dahi yurt dışına tedarik ediyorduk. Yurt dışına üretemezken artık milli tüfeklerimizi, milli piyade tüfeklerimizi, kendi savaş gemilerimizi, fırkateynlerimizi, insansız hava araçlarımızı, silahlı hava araçlarımızı, SİHA'larımızı, fırtına obüslerimizi, çok damlalı roket atarlarımızı, Atak helikopterlerimizi, akıllı hassas mühimmatımızı tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri yerli ve milli imkanlarla üretilen harp, silah, araç, gereç ve mühimmatı etkin bir şekilde kullanarak sahada büyük başarılar elde etmekte ve elde etmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar sadece ülkemizin, asil milletimizin hak ve hukukunu korumak şeklinde değil, aynı zamanda dost, kardeş ve müttefiklerimizin de hak ve hukukunu korumakta gerçekten büyük katkılar sağlamaktadır. Türk yapımı silah sistemlerinin etkinliği yakın zamanda Azerbaycanlı kardeşlerimizin, öz topraklarını işgalden kurtarma mücadelesine de en açık şekilde görülmüştür. Üretilen harp, araç, gereç, silah ve mühimmatların ne kadar etkin olduğu. Diğer taraftan Akdeniz'de ve Ege'de en büyük havuzlama kapasitesine sahip yüzer havuzun hizmete alınmasıyla gemi inşa alanındaki çalışmalarımızın, bu konudaki kapasitemizin bir adım daha ileriye taşındığını söyleyebiliriz. Bunun da bize sağlayacağı çok ciddi avantajlar olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Tüm bu başarılar arkadaşlarım sadece çalışmakla değil, aynı zamanda sistemin kullanılmasıyla alakalı. Bu manada, bu çerçevede kamu, vakıf şirketleri, özel sektör, üniversiteler ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içinde çalışarak gerçekten mevcut kapasitelerimiz, mevcut verimliliğimiz çok da ileri seviyeye götürülmüştür. Hizmete giren
Yücel Havuç gerçekten bu çerçeve içinde, bu sistem içinde kamu ve özel sektör işbirliğinin de güzel ve başarılı son örneği olarak karşımıza durmaktadır. Biz insan kaynağımıza, potansiyelimize ve bunu güce dönüştürecek savunma sanayi firmalarımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Ve bu firmalardan, bu çalışmalardan ülkemiz için, silahlı kuvvetlerimiz için çok şeyler bekliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karada, denizde, havada, yurt içinde ve sınır ötesinde dünyanın çeşitli coğrafyalarında üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmesinde yerli ve milli savunma sanayimizin güçlenmesi için çalışan ve iş adamlarımızın, sanayicilerimizin, mühendislerimizin ve işçilerimizin de çok büyük payının olduğunu farkındayız. Ve bizim dileğimiz, temennimiz, umudumuz önümüzdeki günlerde bu çalışmaların verimliliğinin artarak devam etmesidir. Tarihi şanla ve şerefle dolu ordumuzun etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini arttıran bu projelerin hayata geçirilmesinde başarıyla yürütülmesine emeği geçenlere, katkıda bulunanlara, kuruluşumuz olan ASMAT'ın ve HATSAN tersanesinin değerli çalışanlarına da bu noktada teşekkür ediyorum ve kendilerini kutluyorum. Bu vesileyle yerli ve milli savunma sanayimizin gelişmesindeki karar tutumu ve liderliği, teşvik ve destekleri ve bizlere gösterdiği moral ve motivasyon desteğinden dolayı da şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına, bakanlık adına Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkısı olan devlet büyüklerimize ve komutanlarımıza saygılarımı sunuyorum. Onları saygıyla anıyorum.